Merhaba, iyi akşamlar. Kapanışa doğruya hoş geldiniz. Her zaman olduğu gibi önce Ankara'nın gündemini alarak programı açacağız. Yanımda Alican Türkoğlu var. Alican hoş geldin. Hoş bulduk, iyi akşamlar. Şimdi istersen önce dünden başlayan bir gelişmenin bugünkü durumunu öğrenerek başlayalım. Yani Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bahsediyorum. Dün canlı yayında bir küçük rahatsızlık geçirdi anladığımız kadarıyla. Bugün de programları iptal oldu. Nedir son bilgi, son durum? Dün yapılan bilgilendirmede de bugün AK Parti'den ve yine AK Parti'nin yetkili isimlerinden ve Cumhurbaşkanlığından yapılan tüm açıklamalarda da Cumhurbaşkanı'nın yoğun tempodan ötürü bir üşütme geçirdiği, mide rahatsızlığı geçirdiği, dünkü yayına o yüzden yaklaşık 20 dakikalık bir ara verildi ve sonrasında zaten bir açıklama da yapıldı. Ve doktorların kendisine dinlenme tavsiye etmesi sebebiyle de bugünkü Kırıkkale, Yozgat ve Sivas programlarının iptal edildi. Yani kendisi katılmadı ama Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay bu programlara Cumhurbaşkanı yerine katıldı ve mitingdeki konuşmaları kendisi gerçekleştirdi. Yine Ankara-Sivas yüksek hızlı tren hattının açılışı vardı bugün. Ona da katılacaktı bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan. Ona da katılamadı. Bugün için doktorlar kendisine dinlenmesi önerisinde bulunmuşlar. Yarın programlarına devam edecek. Öyle öngörülüyor. Programlarını da detaylı olarak az sonra açıklarız, konuşuruz detaylı bir şekilde. Ama verilen bilgilerde, yani az önce söyledim, hem Cumhurbaşkanlığı hem AK Parti tarafından verilen bilgilerde tempodan, yoğun tempodan ötürü bir üşütme geçirdiği ve bu üşütmeden kaynaklı olarak da bir gün en azından dinlenmesi gerektiği yönünde doktor tavsiyesi nedeniyle bugünkü programlara kendisinin katılmadığı bilgisi verildi. Geçmiş olsun diyelim ki zaten dün itibariyle, dün gece de, bugün de muhalefet partisi liderlerinden de, yetkililerinden de arka arkaya geçmiş olsun mesajları geldi. Hani siyasetin çok yükseldiği, tansiyonun aşırı derecede yüksek olduğu, çok sert açıklamaların üst üste geldiği bir süreçte bu yönde geçmiş olsun mesajları, daha ılımlı yönde mesajlar biraz daha o tansiyonu azaltmış gibi gözüküyor. En azından bugün itibariyle, ama dediğim gibi yarın programa dönmesi bekleniyor Cumhurbaşkanı'nın. Çünkü hem yarın hem cuma günkü programlarına ilişkin basın duyuruları da paylaşılmış durumda. Oradan devam edelim. Hem Cumhurbaşkanı'nın hem de muhalefet cephesinin programlarını, yani aslında seçim takviminin gidişatını biraz konuşalım. YSK Başkanı'nın da deprem bölgesinde Hatay'da incelemeleri vardı. Hı hı. Böylece seçim başında bir toparlamış olalım istersen. Tabii. Onunla bak geleyim. Tamam. Yüksek Seçim Kurulu Başkanı bugün Hatay'daydı dediğin gibi. Şimdi burada seçim güvenliğine ilişkin bir takım soru işaretleri var ya. Hani tedbirler alındı mı? Sandık güvenliği tam olarak sağlandı mı? Deprem bölgesinde bu güvenlik nasıl sağlanacak? Oylar nasıl kullanılacak gibi. Özellikle deprem sonrası çok soru işaretleri vardı. O zaman da Yüksek Seçim Kurulu önce bölgeye bir heyet göndermişti. Daha sonra bir rapor açıklanmıştı. Bugün itibariyle de YSK Başkanı der ki herhangi bir sıkıntı yok. Seçimle ilgili, seçim güvenliğiyle ilgili tüm tedbirler alındı. Her şey yolunda ilerliyor ve ilerleyecek açıklaması yaptı. Dolayısıyla Hatay için ve deprem bölgesindeki diğer şehirler için de herhangi bir sıkıntının olmadığı bizzat Yüksek Seçim Kurulu Başkanı tarafından söyleniyor. Onun dışında Cumhurbaşkanı'nın bugünkü programların iptal olduğunu zaten söylemiştik. Yerine Fuat Oktay mitinglere katıldı. İşte Kemal Kılıçdaroğlu Afyon'daydı, Meral Akşener Kayseri'deydi. Aslında benzer mesajlar veriliyor meydanlardan. Yani işte ittifakların karşılıklı olarak birbirlerini eleştirdiği, işte son birkaç gündür çok fazla tekrarladığım vaatlerin tekrarlandığı, evet, meydanlardan günler geçiriyoruz. Dolayısıyla çok farklı bir şey olmadığı sürece tekrar aynı şeyleri ben de söylemek istemiyorum işin doğrusu, ama bu tempo devam edecek gibi gözüküyor. Bir yandan aslında yurt dışı seçmenin oy süreci başlıyor yarın itibariyle. O yüzden havalimanlarında, sınır kapılarında gerekli tüm yapılması gerekenler şu an itibariyle yapılmış durumda. İçişleri Bakanlığı'ndan da benzer yönde bilgilendirmeler zaten yapıldı. Yüksek Seçim Kurulu'ndan benzer yönde bilgilendirme yapıldı. Yani seçim sürecine artık tam anlamıyla girildiğini söyleyebiliriz. Çünkü yurt dışı seçmenin oy süreci işte 27 Nisan itibariyle, yani yarın itibariyle resmen başlıyor. Onun dışında da mitingler ve programlar devam edecektir. Cumhurbaşkanı programında yarın
Akkuyu gözüküyor. Cuma günü Adana programı gözüküyor, miting programı kapsamında. Mersin'de de yarın açıklamalarda bulunması hedefleniyor. İşte hem liderlerin hem de parti yetkililerinin bu yöndeki seçime yönelik mesaj verecekleri ve aslında işte yeni vaatli varsa onları açıklayacakları süreçler devam ediyor. Bu kapsamda çok hızlı bir şekilde devam edecek. Şimdi Akkuyu'yu ayrı bir başlık açalım istersen. Tabii. Çünkü oraya Putin de video konferansla katılacak. Dolayısıyla o minvalde yakından izlenecek, mesajların yakından takip edileceği bir açılış olacağını öngörmek yanlış olmaz sanırım. Çok doğru olur. Hatta hatırlarsın ilk başta 27 Nisan tarihi zikredildiğinde, konuşulduğunda Putin acaba fiziken de katılır mı? Doğru. Dolayısıyla savaşa yönelik vereceği mesajlar, Ukrayna'ya yönelik verilecek mesajlar. İşte dün konuştuk seninle, işte Avrupa Birliği'nin çeşitli yeni kısıtlamalara gitmesi durumunda, Rusya'nın da yeni kısıtlamalara gideceği, G7 gündemi. Tahıl koridoruyla ilgili hala süreç devam ediyor. Şu anda çok büyük soru işareti var onda. 60 günde kaldı, 120 güne uzayacak mı, uzamayacak mı derken, şimdi işte G7'nin zaten yaptırımlar kapsamında, yaptırımların çok daha büyük bir oranda genişletilmesini konuştuğu bir süreçte Rusya'nın da tahıl koridorunu uzatmama yönünde bir rest çektiğini görüyoruz. Evet, yani orada karşılıklı restleşme devam, devam ediyor. Kendi içinde de aslında yekpare değil G7. Değil. Ayrışanlar var evet. Tabii ki. Her ülke kendi çıkarı doğrultusunda bakıyor. Ama tabii biraz el yükseltme var, doğru söylüyorsun. Var ama işte buradaki nokta da şuydu. O yüzden 27 Nisan'da acaba Putin fiziken Türkiye'ye gelip Türkiye'ye geldiği noktada Türkiye üzerinden de bir mesaj verir mi diye merak ediliyordu. Fiziken gelmiyor ama söyledin sen de, video konferansa katılıyor. Dolayısıyla sadece Akkuyu üzerinden, yani işte nükleer enerji, Türkiye-Rusya enerji konusundaki işbirliği üzerinden vereceği mesajlar değil, Putin'in aslında tüm dünya kamuoyunun da merakla beklediği, Rusya'nın bundan sonraki hamleleriyle ilgili ne gibi bir sinyal verecek o konuşmanın satır aralarında, evet, bunlar merakla bekleniyor. Dolayısıyla evet, çok önemli bir gündem maddesi yarın Akkuyu'nun ilk nükleer yakıtın teslim edileceğine yönelik töreni. Ama burada kritik olarak beklenen hususlardan birisi Putin'in dünyaya vereceği mesaj aslında. Dolayısıyla o video konferans mesajında ne vereceğini sadece Türkiye değil veya sadece Türkiye ve Rusya değil veya sadece enerji gündemini takip edenler değil, aslında herkes bekliyor diyebilirim. Şimdi Akkuyu ile ilgili olarak da süreç bu. Yarın ilk nükleer yakıt teslim ediliyor. Yani ne anlama geliyor bu? Tam anlamıyla işte nükleer santral statüsü kazanıyor olacak aslında Akkuyu yarın bu nükleer yakıtın teslim edilmesiyle beraber. Sonrasında da işte test süreci başlıyor. Sertifikasyon süreci başlayacak. Ve test sürecinin tamamlanmasıyla beraber de işte ilk nükleer santral de devreye girmiş oluyor. Şimdi aslında her biri 1200 megawatttan oluşan 4 üniteden bahsediyoruz. Toplamda 4800 megawatt. Ancak kalan 3 ünitenin her yıl bir tane olmak üzere 2026'ya kadar devreye alınması şu anda planlanan süreçte. 4 reaktör tamamlandığında 4 reaktörden toplam yılda 35 milyar kilowatt saat bir elektrik üretimi yapılması yine planlanan rakam. Bu da Türkiye'nin elektrik ihtiyacının yaklaşık %10'una tekabül ediyor. Dolayısıyla 2026 sonunda bu planlamalar takvime uygun bir şekilde ilerlerse süreç, 2026 sonundaki ulaşılacak rakamlar bunlar. Dolayısıyla enerjideki arz güvenliği konusu bu kadar gündemdeyken, çeşitlendirme bu kadar gündemdeyken, Türkiye'nin özellikle enerji bürokrasisinin oldukça önem verdiği bir projenin adımlarından bir tanesi, önemli adımlarından birisi olarak da bakılıyor. Dolayısıyla iki taraflı bakmak gerekiyor aslında yarın Akkuyu'dan verilecek mesajlara. Bir, işte nükleer enerji üzerinden Türkiye'nin vereceği mesajlar. İki, Türkiye-Rusya ilişkileri üzerinden yine dünyaya verilecek yeni bir mesaj varsa o. 3. Putin'in Rusya üzerinde, özellikle Ukrayna Savaşı üzerinde tüm dünyaya direkt sinyal vermese bile satır aralarındaki gizli mesajları, tüm bunlar takip edilecek yarın. O zaman yarın kaldığımız yerden devam ederiz. Evet. Alican, çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Alican Türkoğlu'nun notlarıyla bir kısa ara verelim, sonra devam edeceğiz. Tekrar hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Kapanışa doğru devam ediyor. Araştırma masasına gideceğiz ve Tuğba Özay'la konuşacağız.
Geleceğin yatırımlarına yön veren Akbank Yatırım Hizmetleri sunar. Tuba, hoş geldin. Hoş bulduk Zeynep. Bak, heyecanlandım seninle konuşacağım diye, dilim dönmedi. Teşekkür ederim. Şimdi istersen Amerika ile başlayalım mı? Amerika'dan gelen son verilerle, son gelişmelerle. Bir de sonra bir Borsa İstanbul'a da bakalım. Tamamdır. Bugün sabah saatleri itibariyle aslında verilere gelmeden önce dün biliyorsun bilançolar, meta bilançoları daha doğrusu teknoloji tarafındaki şirketlerin, bak evet, ben daha heyecanlandım şimdi. Teknoloji şirketlerinin bilançoları gelmeye devam ediyor. Onların iyimserliği vardı ama tabii diğer taraftan First Republic Bank'la ilgili olan gelişmeler, işte oradaki mevduat, özellikle oradaki mevduat çıkışının beklentinin çok çok üzerinde olması, bankanın iflas riski, bunlar yeniden ön plana çıkmıştı. Bu da tabii ki biraz böyle piyasa tarafına fiyatlama olarak yansımadı ama yeniden bankacılık krizi konuşulacak mı, konuşulmayacak mı? Bunun yansıması ön plana çıktı. Açılışla birlikte ilk açılış sonrasında hemen devre kefti. Yeniden işlemler başladı hisse tarafında. Bunu da eknat olarak verelim. Bir devre kefici girmişti. Devre kefici değil aslında, işleme kapatılmıştı. Sonrasında yeniden hisse işleme açıldı. Bunu hemen verelim son dakika olarak. Şimdi veriye dönecek olursak, dayanıklı mal siparişleri verisi. Aslında ekonomilerde işte ekonomi soğuyor mu, soğumuyor mu, siparişler hani canlanıyor mu, evet, canlanmıyor mu? Bu açıdan önemli. Dayanıklı mal siparişleri verisi Mart ayında baktığımızda 0. beklentiye karşı, artış beklentisine karşı %3.2, yani bu dayanıklı mal siparişlerinde %3.2'lik artış yaşanmış Zeynep. Bu da aslında ekonominin soğumuyor olduğunun göstergesi. Şimdi grafikte göreceğiz. Grafikte beyaz olan dayanıklı mal siparişlerini veriyor. Turuncuyla gördüğümüz yeni siparişler. Yeni siparişlerde de artış var. Bu kalemlerin içerisinde alt kalemlere baktığımızda özellikle ulaştırma ekipmanları tarafında ben oldukça ciddi bir artış olduğunu gördüm. O dikkatimi çekti. Alt kırılımlara da kalem kalem bakmak biraz daha faydalı olabiliyor. Çünkü önemli, hani bu artışlar nereden geliyor? Ulaştırma tarafından gelmiş. Ulaştırma ekipman imalatı tarafından gelmiş görünüyor. Diğer taraftan sadece bu veri değildi. Baktığımızda ulaşım hariç aynı dönemde 0.3 savunma tarafında siparişlerin %3.5 artış kaydettiğini görüyoruz. Diğer taraftan öncü veri olarak kabul edilen dış ticaret açığı verisi de olarak da açıklanan mal ticaret açığı verisi açıklandı diğer taraftan. Mart ayına baktığımızda da aylık bazda %8.1 azalarak 84.6 milyar TL'ye açıklanmış oldu. Piyasa beklentisine baktığımızda bu arada mal ticaret tarafında bu dönemde 89 milyar dolar olması yönündeydi. Yani aslında verinin alt kırılımları ve veri Amerika'da Amerikan ekonomi soğumadığına gösterge olarak ön plana çıktı diyebiliriz. Diğer taraftan hani sadece bu veriler değil, bu verilerin yanında işsizlik verileri de açıklandı. Orada da beklentilerin bir miktar üzerinde bir istihdam piyasasının güçlü olduğuna dair veriler gelecek, daha doğrusu işsizlik verileri. Bu da istihdam tarafında da soğumanın hala yeterince olmadığını işaret ediyor. Diğer taraftan mortgage başvurularında da 3.7 açıklandı. Yani orada da hala mortgage, ev almaya talep hala devam ediyor görünüyor. Yani yeni siparişler devam ediyor, üretim tarafı devam ediyor, konut tarafına olan talep devam ediyor. Yani ekonomi çok da soğumuyor gibi. Bu arada sabah saatlerinde bu işte First Republic ile ilgili bankadan mevduat çıkışlarına rağmen iflas haberleri vesaire gelince faiz artış beklentisinde bir miktar azalma gördük. Hani özellikle işte bu mevduat çıkışları küçük bankalarda yaşanıyor. Diğer taraftan da hem küçük bankalar tarafında bu mevduattan gelen karın kaybı var, hem işte küçük işletmeler tarafında krediye erişimde zorlanma var. Bütün bunlar Fed'in elini zorlaştıracak beklentisiyle, hani tabii bu yeni iflas haberi, başka işte PacWest var diğer taraftan, bir başka banka. Bu gibi hani bankalarda beklenen yeni olası riskler Fed'i biraz daha geri adım atmaya zorlar mı diyor. O beklenti %90'dan %80'lere inmiş durumdaydı. Hemen ona da bakalım fiyatlamalara bakmadan önce. Şu an itibariyle baktığımızda evet %90'da örneğin bu oran. Şu anda %76.9 ihtimalle 25 bas puan faiz artışı bekleniyor. O oran biraz inmiş. Orada bir hala risk algısı var. Diğer taraftan şimdi fiyatlamalara dönecek olursak küreselle başlayalım. 2 yıllıklara baktığımda 3.88'den fiyatlanıyor. %1.85 aşağıdayken 10 yıllıklar 0.50
0.55 aşağıda 3.38'lere gelmiş durumda. VIX tarafında geçtiğimiz günlerde momentumun bir miktar ivmenin yukarıya döndüğünü görmüştük. 18.66'lardan fiyatlanmakta. S&P tarafına baktığımızda 4000'lerin hala üzerinde 0.21 pozitif. Dow Jones tarafında negatif hava hakim. Nasdaq'a baktığımızda teknoloji hisselerinden bahsetmiştik. Onlardaki iyimser hava ile birlikte pozitif ayrıştığını görüyoruz. Özellikle Amerika versus Avrupa'ya baktığımızda orada da Amerika bir miktar daha pozitif ayrışmakta. Biz tamamen küreselden negatif ayrışıyoruz. Şu anda Borsa İstanbul Yüz Endeksinde %2.83 genele yayılmış bir satıcılı seyir hakim diyebilirim Zeynep. Tuba, çok çok teşekkürler. Teşekkürler. Geleceğin yatırımlarına yön veren Akbank Yatırım Hizmetleri sundu. Şimdiki durağımız Londra. Cüneyt Başaran'la konuşacağız. Cüneyt, hoş geldin. İyi akşamlar. Zeynep, iyi akşamlar. Şimdi Amerika cephesine baktığımızda yine oradan başlayalım istersen. İki konu öne çıkıyor. Bir, işte bankacılık sektörü, bankacılık bilançoları, oradan gelen haberler. Bir de bugün işte teknoloji şirketlerinin bilançoları. Birincisi piyasaların moralini bozacak nitelikte, daha doğrusu temkin telkin eden nitelikteyken, ikincisi daha bir iyimser hava veriyordu. Ama şimdi tabii ekonominin, sen bunu zaten çok anlaşılır şekilde anlatıyorsun bütün yayınlarımızda. Yani şu an bir soğuma işareti yok. İstenilen ölçüde yok, en azından verilere bakıldığında, gelen son verilere, demin Tuba da anlattı. Bunların üstüne ben Goldman Sachs'ın açıklamasını da bu tabloya ekleyeyim istersen. O da diyor ki işte mühimmat bitti diyor ve hisselerin, alıcıların mühimmatı bitti ve satış pozisyonunda olduğunu söylüyor hisselerin. Dolayısıyla GARP cephesinde değişen bir şey yok, bir fasit döngüyü izlemeye devam ediyor gibiyiz. Ne diyorsun? Evet, ediyoruz ve bu divinin, yani böyle olduğumuz yerdeki patinaj aslında bir tansiyon yaratıyor. Neden? Çünkü biraz evvel sen izah ettin, Tuba da söyledi. Amerikan ekonomisinde böyle Fed'i, ya tamam ben daha fazla faiz arttırımı yapmayayım ya da bu faiz arttırımı yaptım ama buradan sonra artık hiçbir şey yapmama gerek yok diyebilecek ne bir ekonomik soğuma var. Soğuma var. Ama hani Fed'in isteyeceği kadar bir soğuma yok. İstihdam tarafı güçlü. Yarın daha fazla göreceğiz datayı. Biraz evvel işte demin Tuğba'nın anlatmış olduğu gibi dayanıklı tüketim verileri geldi. Gayet güçlü. Dolayısıyla yani ne büyüme tarafında ne de enflasyon tarafında 6-7 ay boyunca düşen bir manşet enflasyon var, kabul ediyorum. Ama çekirdek enflasyonun %6'lara yakın olduğunda altını çiziyorum. Dolayısıyla ne enflasyon tarafında ne büyüme tarafında Fed'i rahat rahat ben artık arkama yaslanayım, şu son 25 bas bandı yapayım, bundan sonra dokunmam, hatta gerekirse ufak ufak indiririm diyebileceği bir durum yok. Ama piyasalara bakıyorsun, piyasalar başka bir şey fiyatlıyor. Sen bu faizi indireceksin diye fiyatlıyor. Goldman'ın söylemine geleyim. Goldman diyor ya, mühimmatı bitti diyor. İşte buradan sonra muhtemelen hikaye kalmadı demeye getiriyor. Yani çapkadan çıkaracak başka tavşan kalmadı. Yüksek faiz artıları uzunca devam edecek. Bakınız işte şeyler de geliyor, işte senetlerinin karlılıkları da geliyor, onlarda da hayal kırıklıkları var. Dolayısıyla buradan sonra bir satışa hazırlanmak lazım diyor Goldman Türkçe meali olarak. Yani bankacılık sektörü açıkladı şeylerini, açıklıyor yavaş yavaş. Hani oraya baktığımızda aslında bilanço bazlı üzülmemizi gerektirecek bir şey yok. Hani şirketlerin karlılıkları fena değil. Ama ne var bankacılık sektöründe? İşte biraz evvel sizin de altını çizdiğiniz gibi güven bunalımı var. First Republic işte bankasında bugün bir yere kapatıldı, tekrar açıldı. Niye? Çünkü o kadar hamleye rağmen ciddi bir kan kaybı olduğu için First Republic Bank'ta artık bilanço küçültmek zorunda. 50 ila 100 milyar dolarlık bir bilançosundan varlık satışı yapacak. Neden? Çünkü pasif tarafta mevduatı azaldı, borçlanma şartları zorlandı. Dolayısıyla aktif tarafındaki bazı varlıkları elden çıkartması lazım. İşte bundan dolayı satış var. Bu da bize hala piyasaların küçük ve orta ölçekli bankalar için ya da yatırımcının ya da Moody'nin yeterince güvenmediğini söylüyor. Park ediyorum bir ara. Bilanço sorumlu değil ama sıkıntı. Zaten sen de altını çizmiştik. Bugün Alphabet'le, yani Google'la ve Microsoft'la açıkladı bilançolarını. Gayet iyi geldiler. Yani toparlayacak olursak, eğer bir faiz indirimi olacak olursa Zeynep, bu faiz indirimi aslında ekonomi yeterince küçüldü. Yeterince soğuyor. Yani daha doğrusu aslında ekonomi artık soğuyor.
bakınız işte makroekonomik verilerdeki soğumaya, bakınız aynı zamanda şirketlerin hisse senetlerinin açıklamış olduğu bilançolara diyerek çıkamayız bu hikaye. Yani ya da bakınız istihdam tarafına, buradan çıkamıyoruz. Enflasyon tarafından da çok bir destek alamıyoruz. Alabileceğimiz destek bu kadar. O yüzden bir faiz indirimi gelirse, bu faiz indirimi bence ya finansal sektörde yaşanacak olan şu an anlattığımız hikayenin dallanıp budaklanması ya işte bunun sirayet edebileceği başka bir takım sıkıntılardan dolayı olacak. Bu da aslında piyasanın fiyatladığı ama istediği bir hikaye değil. Goldman'ın biraz mühimmat bitti. Buradan sonra satış gelir hikayesi bence, bu benim katkım. Yani satış gelir hikaye kalmadı. Fed faiz de indirebilir ama indirecek olursa hayırlı bir faiz indiriş olmaz bu. Oradan da satış gelir demeye getiriyor sanki. Cüneyt, Avrupa cephesine de bakalım. Biraz orada da pek parlak görünmüyor işler. Şimdi dün Villeroy'un açıklamasını aktarmıştık Avrupa Merkez Bankası cephesinden. Bu işte faizin sayısı, büyüklüğü sınırlı olsun minvalinde. Bugün farklı bir açıklama var. Başka şansımız yok minvalinde bir açıklama var. Onu da yapan Boris Vujicic, o da Avrupa Merkez Bankası yönetim kurulu üyesi. Şimdi bu faiz artırımı konusunda da bir ikiye bölünme göze çarpıyor o cephede de. Dolayısıyla işte hani 25 bas puan mı, 50 bas puan mı, öyle mi, böyle mi, farklı fikirleri de duyuyoruz epeydir. Ne tarafa ağır basar, sen ne öngörüyorsun? Yani benim daha çok yakın olduğum taraf, yani 50 bas puanlık sert faiz artırımlarının artık biraz geride kaldı. 25 bas puanlık, yani ilk faiz artırımının 25 olma ihtimali yüksek bence. Ama bu faiz artırımlarından ben minimum 3 tane bekliyorum. Yani ikisinin ortasındaki gibiyim. Şöyle 50 bas puanlara gerek kalmadı demeyelim ama 50 bas puanlık bir faiz artırımı yapmadan artık Avrupa Merkez Bankası FED'de sonuncusunu yapacaksa Mayıs ayında götürebilir. Ama daha 3, yani toplam 75, belki 4 az bir ihtimal 100 bas puana kadar bir faiz artırmak zorunda daha Avrupa Merkez Bankası. Dolayısıyla ikisinin arasındayım. Yani ama benim nerede olduğumdan ziyade Avrupa Merkez Bankası üyelerinin kafası karışık gibi gözüküyor ama buradan şu şey çıkarım ya çıkmasın. Aslında bazıları hiç faiz arttırmak istemiyor, bazıları çok arttırmak istiyor değil. Yani bir faiz arttırma patikasında gidileceği belli. Bunun boyutu hakkında biraz kafa karışıklığı var gibi benim anladığım kadarıyla. Evet, öyle görünüyor. O zaman İngiltere Merkez Bankası cephesinden gelen bir açıklamayı da es geçmeyelim bunları konuşurken. Bana nasıl yani dedirten türden bir açıklamaydı bu. İşte İngiltere Merkez Bankası baş ekonomisti Phil diyor ki İngiliz halkı artık fakir olduğunu kabul etsin ve de işte maaş artışı, ücret artışı talebinde bulunmasın. Görmüşsündür herhalde sen de bu açıklamayı. Gördüm. Yani ben de iki defa okudum. Acaba yanlış mı anladım? Evet, ben de yani şaşırdım. Aynı şekilde nasıl yani diye bir daha okudum. Vallahi bu kadar yıllık meslek hayatımda ilk defa böyle bir açıklama görüyorum. Şimdi tabii bu açıklamanın reaksiyonu senin gibi, benim gibi, hatta bizden daha sert bir şekilde tepki gösterecek milyonlar olacaktır. Haklı olarak olacaktır. Hani enflasyonu bana mı, ben mi çıkarttım ki şimdi bunun ceremesini ben çekeceğim diye. Ya da yani ben niye fakir olmayı kabul edeyim sıradan bir buradaki vatandaş olarak. Sen bu enflasyonist dönemde kim para kazandıysa oradan al, bana ver dediğin olabilir. Ve bunların hepsi bence haklı söylemler. Bunları hiç ben yani burada yaşayan birisi olarak anlayabiliyorum bunu. Fakat Hume'un gitmiş olduğu konu şu. O tabii daha çok teorik taraftan gidiyor. Eğer biz böyle diyor, işte geçen enflasyonun %10, 11 düzenli olarak ben maaşları arttıracaksam, ben maaşları arttırdım diye bakkal aynı şekilde fiyatları arttıracaksa, kiralar ona göre artacaksa bu sarmalın içerisinden çıkamayız. Bir kere bu golü yedik ve bu gol nihayetinde hepimizi sayıp fakirleştirdi. Dolayısıyla bunu tırnak içerisinde belli bir süre kabul edip tekrar enflasyonu aşağı indirip, ikilere doğru indirip oradan sonra reel olarak maaşlara yavaş yavaş yeniden ya da gelirlere yavaş yavaş yeniden dokunmak lazım diyor. O işin teorik tarafından haklı olduğu bildiği kitaba göre o anlatıyor. Ekonomi kitabına göre anlatıyor. Fakat
hani milyonların gerçekten zorlandığı İngiltere'de, özellikle artan enflasyonla beraber son iki yılda çok zorlandı İngiltere'de, bu söylemlerin bu akşam ve yarın hem gazetelerde hem de manşet televizyonda manşet olacağına eminim. Çok da fazla popülarite de bulamayacaktır. Ama iyi tarafı şu, buradaki tabii Merkez Bankası'nın bağımsızlığı, kendi işini yapabiliyor olması ve siyaseten de kendisine bu alan verilmiş olması çok önemli Zeynep. Rahatlıkla Merkez Bankası bu açıklamayı yapabiliyor. Ama bu açıklamanın bence bedeli siyaset tarafında sorulacaktır iktidar partisine diye düşünüyorum. Peki. Şimdi o zaman Çin konuşmadan da geçmeyelim seninle. Bu aralar neredeyse her programda bir Çin başlığı gündeme geliyor. Hangi cepheye dönersek dönelim. Reel sektörde de karşımızda Çin geliyor. Jeostratejik meseleler de geliyor. Ekopolitik de geliyor. Şimdi bugün Financial Times'ta yine bir başlık vardı. Tam ifadeyi aktarayım. Amerika-Çin ilişkileri korkutucu bir evreye giriyor diye. Yani hatta böyle büyük büyük ifadeler vardı orada. İşte 21. yüzyılda insanlığın kaderini belirleyecek bu ilişkilerin biçimi diye. Tabii ki bunun ekonomiye etkilerini sorguluyor. Nasıl yönetilecek bu soru soruluyor. Tabii biraz da yani ilişkilerin bozulması mı ekonomiye etkiliyor, ekonomi mi ilişkileri şekillendiriyor? Bu biraz bu da bir kısır döngü tartışmasıdır ya. Yani hani Çin'in dominansı arttıkça ilişkiler de biraz onun üzerinden şekillenmeye başladı. Yani biraz alan yarışına döndü bu iş. Ama tabii burada soru herhalde şu. Gerçekten bu kadar korkutucu bir tablo var mı? Sen ne görüyorsun baktığın yerden? Hemen gireceğim. Çok önemli bir konu. Bence böyle bir tablo var. Ama bir 30 saniye rica edeceğim. Sanders, eski Amerikan Hazine Müsteşarı Sanders bugün bir açıklama yaptı. Çok yakın bir saatte. Bence demin Avrupa İngiltere Merkez Bankası ile belki eşleştirebiliriz. Diyor ki Sanders, Covid sırasında ve zaman o civarda basılan paralardan dolayı ve düşük faizden dolayı Amerika artık %2'lik bir enflasyon memleketi değil. Bizim yeni enflasyonumuz %4-5 bandı diyor. Bunu kabul etmek zorundayız diyor. Bu enflasyonla bir süre gideceğiz ve ancak bu enflasyonla bir süre gidip acı bir reçete ödeyip ve ekonomik olarak küçülmeyi göze alırsak yeniden %2'ye düşeriz. Yoksa %4-5 bandına oturduk diyor. Bence çok önemli bir açıklama. Bütün dünya için önemli bir açıklama. Daha sonra belki detaylara gireriz. Dönelim Çin. Ben katılıyorum senin söylediğine. Yani şu birkaç gelişmenin altını çizeyim ben de. Şu an Amerika ile Filipin ordusu ortak bir tatbikat yapıyor Güney Çin Denizi'nde. Hatta bir tane işte gemi batırırlar tatbikat bir parçası olarak. Ve bir şekilde mesaj veriyorlar. Ortak hareket kabiliyetimiz bu kadar yüksektir diye. Biraz önce Ali anlatacaklar Çinar. Amerika temsilcimiz Güney Kore ile Amerika arasında bir anlaşma yapıldı. Amerika dedi ki Güney Kore'ye, sen Kuzey Kore tehdidine karşı kendi nükleer silahını yapmak istiyorsun. Bu sevdadan vazgeç. Ben sana nükleer silah vereceğim. Kuzey Kore'ye karşı korumak için sen dert etme dedi. Tabii sadece Kuzey Kore'yi mi koruyacak o? Yoksa Çin hemen yanında Güney Kore artık bir anda yeniden nükleer güç mü olacak? Bence Pekin bunu nasıl algılıyordur iyi bakmak lazım. Bu da iki. Üçüncü konu, Çin boş durmuyor. Çin, Xi Jinping ne yapıyor? Uzunca bir süreden sonra ilk defa hatta savaştan sonra Ukrayna Devlet Başkanı'yla bir telefon konuşması yaptı. Bu telefon konuşması yaklaşık bir saat kadar sürmüş. Ve Ukrayna Devlet Başkanı da Zelenski de çok memnun olduğunu ve Çin'in Rusya üzerindeki baskısını arttırarak bu savaşa son vermesini istemiş. Bunları arttırabiliriz. Yani bu şunu gösteriyor bize. Sadece konu ekonomik değil. Sadece konu ticaret değil. Sadece konu işte rekabet de değil. Ama belli ki Amerika Rusya'nın şu abluka sürecini devam ettirmek, en azından bu statükoda devam ettirmek, hemen arkasından da arkasındaki ittifakı dağıtmadan yanına Avustralya'yı, Japonya'yı, Güney Kore'yi alabiliyorsa Hindistan'ı alarak Çin'in etrafında başka bir kuşak kurmak istiyor. Ve orayı da bir şekilde ticari anlamda, ekonomik anlamda yeniden geriye götürecek ve Batı'nın dünyada son dönemde, son 10 yılda azalan etkinliğini tekrar restore, yani güçlendirmek istiyor. Ama Çin de boş durmuyor. Hem diplomatik anlamda ki daha evvel İran, Suudi Arabistan ortak görüşmeleri, müzakereni sürdürdü. Şimdi Ukrayna çok güçlü bir şekilde yer alıyor. Hem de ekonomik anlamda hem de askeri anlamda bu sürece karşı çok hızlı hazırlanıyor. Dolayısıyla uzatmayayım lafı. Bence önümüzdeki yıldan itibaren çok büyük oranda Çin konuşacağız ve bu sadece yayınlarımızın 3-5 dakikası olmayacak, çok daha uzun süresi olacak bence Zeynep.
Cüneyt, 2 dakika kaldı. Orada da sana şu Bloomberg'un listesini, Bloomberg Market dergisinin yeni zenginler listesini sormak istiyorum. Gördün mü? Gördüm, evet. Oldukça etkileyici bir liste. Yani normalde kimi burada biliriz? Warren Buffett'ı biliriz değil mi? 92 yaşında, evet. Berkshire Hathaway'in sahibi. Gerçekten dünyanın en zenginlerinden biridir. Dolayısıyla o hala dünyanın en zengini ve Berkshire Hathaway gibi bir finans kuruluşu uzun vadeli yatırımlarıyla buradaki tahtını pekiştirmiştir. Ama Bloomberg bir liste yapmış. Bu listedekiler belki izleyeceğimiz bilmiyordur, takip etmiyordur ama işte Citadel, Binance, Bluecrest gibi hedge fundların trading firmalarına sahipleri, 35 milyar dolardan işte 15 milyar dolara inen servetleri var. Yaşları 50 ile 40 arasında, hatta 40'ların başında, 50'lerin ortasında gibi gözüküyor. Bunların farkı ise, bu da tabii finans sektörünün önde gelenleri ama Zeynep, bunlar işte Berkshire Hathaway gibi uzun vade yatırım değil, hedge fund trading mantığıyla kısa süreli alış satış yapan ya da kripto tarafına yatırım yapan ve teknoloji de arkasında kullanarak algoritmalarla piyasanın önüne geçmeye çalışan ve bunun da mükafatı almış şirketler. Dolayısıyla Bloomberg diyor ki yeni nesil bir finans milyonerleri, yani milyarderleri geliyor. Hala bir Berkshire Hathaway ya da işte Warren Buffett değiller ama çok hızlı yükseliyorlar. En büyük özellikleri de hızlı karar almaları, teknolojiyi kullanmaları diyerek dikkat çekmiş bu listeye. Cüneyt, çok teşekkürler. Yarın yeni bir gündemle yine görüşürüz, konuşuruz seninle. Burada noktalıyoruz ama günden kalanlar da yaklaşık bir yarım saat sonra yine burada olacağım ben. Görüşürüz, hoşça kalın şimdilik.